Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yazan ve seslendiren Serpil Çoyk. İlişkilerde bağlanma. İlişkiler en az iki kişiyle etkileşim ve iletişim halinde olduğumuz sosyal bir süreçtir. İlişkilerin en temel ihtiyaçlarından ve amaçlarından biri anlaşılmaktır. Anlaşılmak psikolojik ihtiyacımızdır. Anlaşıldığımızı hissettiğimiz insanların yanında daha güvenli, daha huzurlu ve rahat hissederiz. Sosyal kimlik, rollerimizin, statü ve konumumuzun dışında, has benliğimizde, yani biricik olduğumuz en saf halimizde kabul görmek, değerliyim, seviliyorum ve olduğum gibi kabul görüyorum algısı oluşturur. Suçlanmadan, eleştirilmeden anlaşılmışlık hissi, kendimizi bulmamızı, tanımamızı ve keşfetmemize olanak sağlar. İlişkiler, birey olmamıza, sosyal olarak gelişmemize, kendimizi bulma, tekamül yolculuğunda bize çok büyük rehberlik eder. Her birimiz sosyal hayatta yaşıyoruz. İnsan olarak sosyal varlıklarız. Yaşam içinde ilişkilerle öğreniyoruz, deneyimliyoruz, değişiyoruz ve gelişiyoruz. İlk ilişkiyi anne, baba ve kardeşlerimizle aile içerisinde öğreniyoruz ve kuruyoruz. Sonra akrabalarımız, yakınlarımız, arkadaşlarımız, gittiğimiz okullarımız, çalıştığımız işler, evliliğimizde eşimizle ilişki kurup bağımızı daha da güçlendiriyoruz. Doğduğumuz andan itibaren 0-5 yaş arasında anne ve babamızla kurduğumuz sevgi, şefkat ve güvenli bağ, ileride kuracağımız ilişkilerimizde nasıl davranacağımızı, sürdüreceğimizi, geçineceğimizi belirleyen en önemli etmenlerdendir. Bir çocuğun ebeveynleri veya bakım verenleri tarafından yeterince ilgilenildiyse, sevildiyse, ihtiyaçları zamanında karşılandıysa, çocukta şu algı oluşuyor: ben güvendeyim, seviliyorum, değerliyim hissi uyanmış oluyor. Kendini değerli hisseden çocuk, daha özgüvenli, kendine öz saygısı olan, sevilmeye layık gören, daha şefkatli, başkalarına karşı da sevgisini belli eden bir birey olacaktır. Güvenli bağlanmış bir çocuğun güven ve sevgi deposu full olacaktır. Kurduğu ve kuracağı bütün ilişkilerde sağlıklı iletişim, nitelikli ilişkiler yaşama olasılığı da yüksek olacaktır. Daha rahat empati kuracak, kendi duygularının ve başkalarının duygularının, ihtiyaçlarının da farkına varacaktır. Güvensiz bağlanmış bir çocuk ise, bakım verenleri veya ailesi tarafından yeterince sevilmemiş, değer görmemiş, ihtiyaçları karşılanmamış, önemsenmemiş, biricik olduğu hissettirilmemişse, kurduğu ve kuracağı ilişkilerde sorunlar yaşayacaktır. Kaygılı ve kaçıngan bir aileye sahip olarak büyüyen bir çocuk, kendini yarım, eksik, yetersiz ve değersiz hissedecektir. Bu algılar çocukta şemaların oluşmasına sebep olacaktır. Oluşan bu şemalarla hayatının geri kalanını prangalarla, yoksunlukla, korku ve kaygılarla geçirmesine, hatta bağımlılıklara kadar gitmesine neden olabilecektir. Şemalar, insan davranışlarını yönlendiren, şekillendiren çerçeveler, kalıplardır. Güvensiz büyüyen çocuk da kaybetme, terk edilme, boyun eğme, yoksunluk, onay arayıcılık, bağımlılık, karamsarlık, sosyal izolasyon, güvensizlik, kusurluluk gibi ve benzeri şemalar görülebilir. Bu şemalardan bir ya da birkaçına sahip bireyler yaşadığı ilişkilerinde zorluklar, sıkıntılar yaşama olasılığı da yüksek olacaktır. Kişi yaşadığı çocukluk veya ergenlik döneminde oluşan şemaların etkisiyle
yetişkin olsa da o çocukluk ya da ergenlik dönemindeki tutum ve davranışlarla hareket edecektir. Mesela kaçıngan bağlanmış bir birey, kurduğu ilişkilerinde birine bağlanma problemi yaşama olasılığı daha yüksek olacaktır. Bu dinamiğe sahip kişi, düzenli sürekli bir ilişki içinde olmak, birine gönülden bağlanmaktan kaçacaktır. Çünkü birine bağlanırsa, ya terk edilirsem, bırakılırsam, yalnız kalırım korkusundan dolayı ilişki kurmaktan çekinecek ve kaçacaktır. Bu şemaya sahip birey, kaygılı bağlanmış ya da kaçıngan bağlanmış kişileri hayatına çekme potansiyeli de yüksek olacaktır. Kaygılı bağlanmış kişi ise terk edilme korkusu ile kaçıngan kişinin daha çok üzerine gidecek, bu durum kaçıngan kişinin daha da çok kaçmasına sebep olacaktır. Kaçıngan kişi ilişki içinde bir var bir yok, söyledikleri ile yaptıkları farklı, duygularından emin olmayan, aradığında çoğunlukla ulaşılmayan, sonradan da geri dönmeyen, yanındayken çok iyi, yanınızda yokken sizden çok uzak olan, hep bir bahanesi olan, ne istediğinden emin olmayan davranışlar sergileyecektir. Kaçıngan kişiye güvenmekte sorun yaşayacaktır kişi. Temel problemi ise birisine bağlanmaktan korkmak ve kaçmaktır. Bu kişiler kısa süreli ilişkiler içerisinde olmayı tercih eder. Kendilerini haklı, karşı tarafı suçlu bulma eğilimi içerisinde hep bir bahane bulup ilişkiden kaçma eğilimi içerisinde hareket edecektir. Bir ilişkide var olmak isteyen, bağlanmaktan korkup kaçan kişi başka yerlerde bağımlılık geliştirebilir. Aşırı internet, telefon kullanımı, TV bağımlılığı, zararlı madde kullanımı, fazla alışveriş yapma, işkolik ve benzeri şeylerde o yoksunluk hislerini ve dürtüleriyle yaşamını sürdürecektir. Bu şemaya sahip birey, bir de narsist kişilik tipine de sahipse, bir ilişki yaşayacaksa, kendine boyun eğen, hükmedeceği, dayatacağı, kullanacağı kişileri tercih edecektir. Kaygılı bağlanmış kişiler, terk edilme, istenmeme, yalnız bırakılma kaygısı ve korkusuyla ilişkilerinde hep huzursuzluk duyacaktır. Kaçıngan bağlanma stiline ait olan bir kişiyle ilişkide bu korkular, endişeler daha çok aktive olur ve tetiklenir. Sürekli şüphe içerisinde ya terk edilirsem, sevilmezsem, istenmezsem diyerek güvensizlik içerisinde huzursuz ve mutsuz olmaya başlayacaktır. Bu kaygılar daha çok fedakarlık yapmasına, hep veren taraf olmasına, her şeye boyun eğmeye, kabul etmeye, aşırı telafi etmeye kadar gidecektir. Bütün bu tutumlar, davranışlar sonucunda hep veren taraf olmak, yorulmasına, kendini değersiz, yetersiz hissetmesine, öz saygısının kalmamasına sebep olacaktır. Duygusal yoksunluk içerisinde olan birey, gitmesi bitirmesi gereken bir ilişkide kalmaya devam edecektir. Çünkü bırakmaya cesareti olmadığı gibi karşı tarafın gitmesine de izin vermeyecektir. Ailenin dolduramadığı o boşluk hissini kurduğu ilişkide tamamlamaya çalışıyor demektir. Mantık açısından düşündüğümüzde bu ben olamam, neden böyle davranıyorum, kendimi tanıyamıyorum diyen kişi bilinç dışındaki o güvensiz, kaygılı bağlanmış ve bunun sonucunda şemalar oluşmuş, şemaya teslim olmuş kişi her geçen gün daha çok yalnızlığa, mutsuzluğa, üzüntüye, sıkıntılara, sorunlara, öfke nöbetlerine, bağımlılıklara, hatta hastalıklara kapı aralamış olabilir, olacaktır. Bu şemaların oluşmasından dolayı belirli modlar ortaya çıkabilir. Yaşadığı ilişkide sorun yaşayan kişi, incinmiş çocuk, kızgın çocuk, dürtüsel, disiplinsiz çocuk, söz dinleyen, itaatkar, yalnız kahraman, aşırı telafici, cezalandırıcı veya talepkar ebeveyn modları sergileyebilir. Tabii ki her çocuk, her birey sevilme, takdir edilme, değer bilinme, anlaşılma, sayılma, güvende hissetme,
mutlu ve huzurlu bir ortamda büyümeyi hak ediyor. Bu temel ihtiyaçların karşılanmamış olması insanda derin yaralar, acılar, izler bırakma olasılığı yüksektir. Geçmişimizi değiştiremeyiz ya da ailemizi değiştiremeyiz. Belki onlarda sevgi, şefkat görmedi, anlaşılmadı. Hiçbir aile bilerek veya isteyerek çocuklarına bu şekilde davranmak istemez. O zaman o içimizdeki boşlukları, eksik hissettiğimiz ne varsa kendimize öz şefkat, öz anlayış, öz nezaketle yaklaşmamız gerekir. Nasıl ki morali bozuk bir yakınımıza çok anlayış ve şefkatle yaklaşıp onu teselli etmek için yanında oluyorsak, kendimize de aynı ince, nazik anlayışla yaklaşmamız gerekiyor. İçimizde o incinmiş çocuk yanımızı derin bir öz sevgiyle kucaklayıp sarmalamamız gerekir. Farkındalıkla eyleme geçerek, kendimize, ruhumuza yatırım yaparak, hedeflerimiz, hayallerimiz doğrultusunda bir yaşam için çaba harcamak bizi daha güçlü kılacaktır. Yaşadığımız ilişkilerde iletişim sorunları, korkular, kaygılar, mutsuzluklar ve huzursuzluklar varsa, karşımızdakini suçlayıp kendimizi mağdur, kurban rolünde görmemiz bizim bireysel gelişimimizin önündeki en büyük engeldir. En doğru bakış açısı, hep aynı ilişkiler yaşayıp sonu hep hüsranla bitiyorsa şu soruları kendimize sormakta yarar vardır. Ben hangi eksik duygu, düşünce ve davranışlarla bu kişileri hayatıma alıyorum? Bu tür ilişkinin içerisinde beni tutan şey ne? Beni istemeyen, yanımda olmayan, değer görmediğim, terk edilme korkusuyla beni baş başa bırakan, sevilmediğim, ben olamadığım bir ilişkinin içerisinde neden ısrarla kalıyorum? Boyun eğen, hep veren taraf olan ya da hep alan ya da kaçan, bağlanmaktan beni uzaklaştıran şeyler neler? Benim neyi fark etmem gerekiyor? Kendimde neleri değiştirmem gerekiyor diye sormamız gerekir. Yaşanılan ilişki sorunları bizim duygularımızı, düşüncelerimizi, tutum ve davranışlarımızın altında yatan sebepleri görmemize olanak sağlayacaktır. Bir nevi bize ayna tutmuş olacaktır. İçimizdeki o boşluk hissini, eksik kalmış, yarım hissettiren ne varsa farkında olmamız için bir fırsat, kazanç gözüyle baktığımızda kendimizi tanıma yoluna girmiş oluruz. Gelişim için insanın o karanlık taraflarıyla yüzleşmesi gerekir. Yaşadığımız o sıkıntılar, acılar bizim büyümemiz için bir şanstır. Acıyı amaca, tehdidi fırsata, kazanıma dönüştürmek bizi büyütür, geliştirir ve dönüştürür. İlişkiye dışarıdan bir gözle bakabilmek farkındalık kazandıracaktır. Kazandığımız bu farkındalıkla eyleme geçip hatta profesyonel yardım alarak tamir edebilir. Daha güçlü bir hale gelebiliriz. Güçlü insan zayıf taraflarını iyi bilendir. Daha güçlü insan zayıf taraflarına hükmedendir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.